Güzel sözlerin için biz sana teşekkür ederiz Derya. Paylaşmış olduğun resimleri maalesef burada paylaşamıyorum arkadaşlarla. Derya bana birkaç tane resim gönderdi. Kendisinin bahsettiği gibi sahada Delgado'ya çok yakından resimleri var. Çok güzel resimler, maalesef paylaşamıyorum. Ama ondan sonra siyah beyaz anılarda bu resimleri paylaşabiliriz eğer iznin olursa Tabii ki. Ne Derya. demek? Ne demek? Tabii Tamam, ki. teşekkür ederim. Tamam. Onu da Rica buradan ederim. bildireyim. Ne demek? Tamam. Teşekkür ettim. Yakup Ya abi, önce şimdi sıra Şinasi abi de, o da Şinasi de. çok Evet. bekliyor. Yakup abi, ondan sonra Salih Bey, ondan sonra sizde sıra. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Hola Hola. Delgado. Delgado'ya ben soruyu soracaktım da Andrev benim soruyu kaptı. Herkesin aklında Cüneyt Çakır Senin önünden pozisyonu kalmış. Andrew'yu aldık. Evet, doğru. Üçüncü olacak Sıkıntı ama yok. bu var. Yani sorarsın. Andrev'in canı sağ olsun. Benim bir sorum daha vardı da. Delgado sahada iyi niyetli olduğu gibi burada da çok iyi niyetli. Eğer orada Beşiktaş forması değil de tam tersi olsaydı orada kırmızı kartı görmezdi. Bana onu söyleyecektim. Onu söylemeni istiyorum Sevan. Tamam. Bir de Beşiktaş Zürih maçı vardı. İki tane kafa golü atmıştı. Hayatında başka iki tane kafa golü attığı maç var mı? Onu da soralım. Bu programı yaptığınız için de tekrar hepinize teşekkürler arkadaşlar, tek tek. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Matías, Sinasi pregunta que estás muy muy buena corazón y piensas siempre positivo y bueno sobre árbitros de turcos. Y está asegurando a ti, él, como que es un buen espectador, si lo acuerdo muy bien, en historias de Beşiktaş. Dice que si tú no hubieras cargado el uniforme de Beşiktaş, si hubieras hecho los mismos actos, no te hubieran sacado rojo. Está asegurando ese. Uno. Y el otro es, en partido de Zurich metiste dos goles de cabeza. Y si acuerdas algún otro partido que metiste dos goles en un solo partido de cabeza. No, no, nunca, no, fue un milagro eso, dos goles de cabeza en un partido. Okay, kendisi diyor ki hiç hatırlamıyorum iki gol attığımı bu şekilde diyor. Herhalde diyor Tanrı'nın bir lütfuydu diyor. Valla benim canım sıkıldıkça ben seyrediyorum. Hatta onun golden sonra bir dansı var. O Aha. dansın da çok hoşuma gidiyordu. On numara dansı yapıyor yani. Dice que después de gol bailaste, dice, yo cuando me siento mal, sigo viendo tus goles en repetición. Sí, ya segundo gol de cabeza, algo tenía que ser, tenía que bailar porque ya era algo raro. Evet diyor ki ikinci golü attıktan sonra diyor yani ikincisini de kafayla attıktan sonra diyor bir şey yapmam lazımdı diyor dans ettim diyor. Oyun. Süper. Yakup abi. Onur Bey, sizi de alacağız. Ergin Bey, sizi de unutmadık. Ama Yakup abiden devam edelim. Aynen. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler arkadaşlar. Ramazan, benim sorumu senin sormanı istiyorum. Çünkü Sevan soramıyor o soruyu. Sor bakalım. Onun da sol yanı acıyor muymuş? Osman Bey'e Ya sormuştuk. Yok, bundan şaka bir tarafa da. Ben soru sormayacağım. Ben bir şey söyleyeyim Delgado'ya. İyi ki Beşiktaş'a gelmiş. İyi ki onu seyretmişiz. Keşke sakatlanmasaydı, daha uzun yıllar seyredebilseydik. Benim hakikaten içimde böyle bir yara kaldı o. Onu daha fazla seyretmek çok isterdim. Belki Beşiktaş tarihinde gelmiş geçmiş en çok sevdiğim oyuncuların başında geliyor kendisi. İnanılmaz bir yetenekti. Tabii o sakatlandıktan sonra bir 10,5, çünkü kendisi 10 numaraydı. 10,5 numara bir arayışına girmiştik biz. Ama maalesef Rodrigo Tabata'yı getirdiler. Biz 5,5'u seyrettik. Onu iyi ki seyretmişiz. Bunu söylemeni istiyorum Sevan. Teşekkür ederim Eso. arkadaşlar. No, el Jacob abi no tiene una pregunta, tiene nada más quería aclarar varias cosas contigo. Vale. Dice, gracias a Dios que llegaste a Beşiktaş, gracias a Dios que jugaste en Beşiktaş. Un jugador como tu cualidad, con tus perfil de jugador así como extranjero que viene a jugar en Beşiktaş. Dice que él eres el de más que le gusta a ti
y es el jugador más querido de todos, dice. Wow, muchas gracias. Muchísimas gracias. De corazón. Y después que él quería, deseaba que si jugaras más años y tu lesión fue una lástima para él también, porque él le encantaba ver a ti en la cancha. Muchísimas gracias, de corazón. La verdad que yo también la lesión fue el comienzo de mi salida del club, así que bueno, sí, también lamento mucho haber pasado por ese periodo. Porque dice que sus ojos buscaban a ti después de tu salida y nadie te llenó, nadie no es tu lugar ahí. Wow, agradecerle muchísimo de corazón, de verdad que... La verdad que es muy gratificante para mí escuchar esto. Eres muy presente ante gran hincha de Beşiktaş. De veras, marcaste una era muy, muy importante en el corazón de Beşiktaş. Increíble, bueno, les agradezco de corazón. Muchas gracias. Tüm kalbiyle teşekkür ediyorum Yakup abi. Sözlerin için. Ben teşekkür ederim. Buradan Osvaldo'ya da davumsuz günler diliyorum. Osvaldo, te están deseando días sin daum. Çok teşekkür ederim Yakup abi, yine renk kat. Ramazancığım, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Ben dinleyemeye geçeyim. Teşekkür ederim. Onur, buyur. Elin havada kalmasın. İyi akşamlar. Ben önce bir Almanca bir şey sormak istiyorum. Weil ich denke, dass der Gado auf Deutsch kann, weil er in der Schweiz gelebt hat. Türkçe sorsak Onur Sen Bey, Türkçe çünkü... sorarsan çünkü şimdi Almancadan Türkçe'ye çevireceğiz. Tamam, tekrardan. Tamam, sıkıntı yok. İki tarafta sorabilirim de ben şeyi ilgilendirdi. Almanca bildiğini düşünüyorum çünkü İsviçre'de yaşadığından dolayı. Biliyorum, o soruyu baştan sordum. Ha, ben yokum. Ama onun için işte hem zamanımızı kazanalım diye. Tamam, ama Türkçe sorarsan sıkıntı yok. Arkadaşlar tamam. Anlar. Sevan da zaten sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. Teşekkür Sevan ederim. Abi, o zaman şöyle sorayım ben. İlk olarak ben Matias Delgado'yu Beşiktaş'a gelen en iyi 10 numaralardan birini diye görüyorum. Takımımıza çok büyük katkı sağladı. Zor zamanlarda güzel goller attı. Benim unutamadığım bir gol var. Antalya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel çakmıştı onu. Matias'a soracağım iki tane soru var. Birincisi, Beşiktaş kariyerindeki uyum sağladığı en iyi 3 oyuncu hangisiydi? İkinci soru da maalesef Guti ile oynama fırsatı fazla bulamadı. Yani Guti geldi, Matias ayrıldı maalesef. Ama yine de idmanlarda görüşmüşlerdir, konuşmuşlardır. Yeni gelen oyunculara Beşiktaş hakkında ne dedi? Guti'ye mesela ne dedi? Neler anlattı? Onlar beni ilgilendirir. İki sorun bu mu? Bu abicim. Tamam. Matias, Onur primero te dice que eres el mejor 10 que ha llegado a Beşiktaş. Y su pregunta es, ¿cuáles tres jugadores que mejor entendimiento tuviste adentro de la cancha? Tres jugadores que quiere que nombras mientras jugabas con Beşiktaş. Y sé que no jugaste con Guti mucho o no jugaste, dice. ¿Y qué hablaste con Guti cuando él entró o si te preguntó algunas cosas o si tuviste varias conversaciones con él? Esas son sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por lo del número 10. Pero sí, así fue, marcaste algo muy importante, ¿eh? Eso es cierto. Sí, muchísimas gracias, la verdad que me sorprende mucho. En general me llevaba bien con todos, bueno, obviamente con los que estaban cerca mío, pero creo que, repito, Rodrigo Tello fue uno de los compañeros con los que me entendía bien. En un periodo muy corto fue Federico Higuaín. Olosco. O Bobó, que jugué más tiempo con él, no sé. Es muy difícil porque también rotábamos mucho, no éramos siempre los mismos. Entonces, es muy difícil nombrar tres jugadores. Ok.
Teyo'nun ismini verebilirim diyor Rodrigo'nun. Bobo'yla çok oynadığını söylüyor. Rotasyon olduğu için diyor çok oyuncu değişiyordu diyor. Yani böyle aslında direkt 3 kişinin ismini vermek zor olacak diyor. Higuain tabii ki Arjantinli. Onunla da biraz az oynamasına rağmen diyor. Onunla da şey yaptık diyor. Holosko'yla yani bu 4 ismi verdi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Onur. Melike'nin bir sorusu vardı. Onu şimdi, da Sevan sen iletirsen şimdi. Onu da Melike'nin sorusunu da soralım. Şimdi evet. Matias Melike pregunta si te acuerdas o si puedes hacer un 11 jugadores tu época de Beşiktaş. Poner un 11 jugadores de Beşiktaş incluyéndote adentro, es decir, ¿cuáles compañeros tuyos que puedes nombrar con este mejor Beşiktaş que jugaste? No, esa es la única pregunta que me voy a reservar, porque fueron 4 años y compartí con muchos compañeros y la verdad que los no volvería, los elegiría a todos y no dejaría a nadie afuera, porque claro, todos claro. Fuimos muy importantes en ese periodo y me duele mucho tener que dejar a jugadores afuera. Ok. Melike'ye şöyle cevap verdi arkadaşlar. Ben diyor yani önce bir soruyu alalım Sevan abi. Çünkü Türkçe soruyu görmedik. Tamam doğru. Ben Türkçe okudum da Türkçe size söylemedim. Sevan unuttu bizi zaten. Şimdi ya Sevan yok. Yok. Yok çok tatlısın sen devam et zaten cevabı alsak soruyu biz yok anlayacaktınız zaten cevaptan doğru söylüyorsun. Melike'nin sorusu şuydu ya oynadığın hani oyuncular içinde bir 11 yapsan en iyi 11'ini seç dedi. Ya kendisi o kadar çok iyi kalpli ki yani ben diyor 11 kişiyi seçemem diyor. Bu soruya cevap direkt olarak aslında bu soruya cevap veremem dedi. Bak bu 4 sene içinde dedi bütün oyuncularla dedi hepsiyle de iyi anlaşıyordum ve çok iyi bir takımdık dedi. İyi de çalışıyorduk hepsiyle beraber. Onun için hani böyle bir 11 yapmak gibi bir şeyim yok. Olmaz dedi. Yani şimdiden söyleyeyim. Melike'nin cevabı bu şekilde. Teşekkür ederim Melike'ye de. Ya şimdi Salih, Ergin burada. Salih senle devam edelim. Ondan sonra Ergin'e, ondan sonra Uğur geldi zaten. Diğer arkadaşlar da eğer soru sormak isterseniz buyurun yukarı gelin. Kısa da bir hatırlatma yapayım. Mati Delgado bizlerle ama kendisinin official bir account'u olmadığı için bizim işte Siyah Beyaz Anılar misafir account'uyla şu an katılıyor bize sağ olsun. Birkaç tane veya çok futbolcumuz kendileri Twitter'da aktif olmadıkları için böyle bir çözüme gittik. Yani takip edebilirsiniz tabii ki sayfayı ama yani Matias Delgado'nun sayfası değil. Onu da buradan bir kısa hatırlatmış olayım. Salih buyur. Feneri Delgado, Feneri Delgado, Feneri Delgado, Feneri Delgado. Merhaba Delgado, selamlar. Herkese iyi akşamlar. Benim de Delgado ile ilgili en güzel tezahürat. Bence bu çok yakışıyordu. Onu 4 yıl canlı izledik. Müthiş bir oyuncuydu. Bence Sergen Yalçın ve Delgado yani Beşiktaş tarihinin hani 2-10 numara oyuncusudur. Büyük keyifle izledik. İlk sorum şu olsun. Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbileri gelince hep o tezahürat aklıma gelir ve Delgado aklıma gelir. Fenerbahçe derbilerinde yani o tezahüratı duyduğunda ne hissederdi? Ve Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerine nasıl hazırlanırlardı? Önce onu soracağım, sonra bir şey daha, küçük bir şey soracağım. İsterseniz. Şöyle yapalım, bunu sorayım. Cevabı aldıktan sonra ikinci soruna geçersin, Salih. Matías, Salih pregunta, o más bien, como todos, aclara que tú fuiste con Sergen Yalçın mejor 10 de toda la historia de Beşiktaş. Wow. Digo, conocido de sus épocas, obviamente. La historia de Beşiktaş son 117 años. Están, gracias. Es 119, perdón. Ahorita la pregunta es, siempre llegan derbis, ¿no? Fenerbahçe y Galatasaray. ¿Y cómo se preparaban? Y si se escuchaste de esa canción que cantó hacia ahorita, ¿qué sentías cuando jugabas contra Fenerbahçe? Bueno, sí, claro que eran partidos especiales. Los derbis siempre son hermosos.
más en países como en Turquía, que se vive con una pasión increíble y la verdad que, bueno, lo preparábamos como todos los partidos, pero siempre había un extra que era el jugar con Galatasaray o Fenerbahce. Pero sí me acuerdo de esa canción también, la verdad que unas ganas de hacer las cosas bien, que son increíbles, o sea, no te permitías fallar nada, ni un pase, nada, así que era un partido de mucha tensión. Salih tabii diyor, derbilerin önemi her ülkede, yani her ülkenin derbisinde önemlidir ama diyor, özellikle de Türkiye'deki derbiler bir fazla, yani bir ekstra stres, bir ekstra dikkat, bir ekstra çalışma gerektiriyordu diyor. Tabii ki diyor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından önce çalışmalarımızı çok daha hırslı ve dikkatli yapıyorduk diyor. Saha içinde de en az hatayla ve hatasız oynamaya yakın olmak üzere diyor, kenetlenirdik diyor. Yani söylediği bu şu anda. Senin sorunun cevabı olarak. Teşekkürler. Bir de ufak bir şey soracağım. Hem kendimle de ilgili. Şöyle 2006-2007 sezonunda gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve o sezonda yanlış hatırlamıyorsam Batuhan Karadeniz'in son dakika Gaziantep deplasmanında attığı bir gol vardı. Ben o maçta tribündeydim de kendisi o maçta oynadı mı? Eğer oynadıysa ben kendisini canlı izlemiş fırsatını, yani şansını yakalamış oldum. Şu an ben hatırlayamadım. Onu bir sorar mısınız? Teşekkür ederim. 2006-2007 Yegaste'de Antep, Gaziantep, jugamos y Batuhan Karadeniz metió un gol. Si dice que él estaba ahí, pero no acuerda que si tú estabas en la cancha o no. Si tú acuerdas que estabas jugando en este partido. Sí, me acuerdo que me cambió el entrenador, creo, y yo salí enfadado, creo. Pero y Batuhan hizo el gol en el último minuto, puede ser. Ajá, exacto. Partido. ¿Tú saliste el primero o segundo tiempo? Segundo tiempo. Ok. Salih diyor ki oynuyordum sí. diyor. Perdón, ibas a decir otra cosa, perdón. No, me acuerdo de eso, me acuerdo. Ajá, de bien, Fabio. Okay. Creo que el entrenador era Ertuğrul Sağlam, ¿no? El Ajá, entrenador. Ok. Diyor ki Salih, hatırlıyorum diyor, ikinci yarı beni oyundan aldı diyor ve kızmıştım diyor, yani çok sinirliydim diyor oyundan çıkarıldığı için ve Vatan'ın golü attığını da hatırlıyor son dakikada. Salih onlara şu an siyah beyaz anıların diğer tarafını hatırlattığı için biz de Salih'e teşekkür ederiz. Yok, rica ederim. Ben o maçta Antep tribünündeydim. Yani 22 yaşında falandım. Antep bize yakındı. Hatta şöyle bir şey oldu. Golden önce bir staj atıyorduk ve ben kuzenlerime şey dedim. Bu hatanın sonu gol olacak dedim. Bakın iyi izleyin dedim. 30 saniye geçmeden gol olunca inanılmaz sevinmiştik. Bir de deplasman çıkışı takım otobüsünü dışarıda görmüştüm. Tigana'yı falan böyle önde oturuyordu. Yani çok demek ki ben onu canlı izlemişim. Yani o şansa ulaşmışım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu yayını yaptığınız için de çok teşekkür ederim.